Şimdi Konya Meram'da eğitim sektöründe faaliyet gösteren Özel Başak Koleji'nin misafiriyiz. Karşımızda da kolejin kurucu temsilcisi Sayın Mustafa Kürkçü yer almakta. Merhaba Mustafa Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Mustafa Kürkçü, 1958 Konya doğumluyum. 42 yıllık eğitimciyim, 30 yıldır da özel öğretim sektöründe görev yapmaktayım. Özel Başak Koleji kurucu temsilcisiyim. Kolejinizin kuruluş hikayesi ve geçmişten günümüze olan gelişiminden bahseder misiniz? Özel Başak Koleji 10 memleket sevdalısı, fedakar, cefakar arkadaşımızın bir araya gelerek 30 yıl önce kurdukları bir öğretmen kuruluşudur. Amacımız Türk milli eğitiminin temel amaçları doğrultusunda milli ve manevi değerlere sahip, vatanını ve milletini seven, tarihinden aldığı ilhamla geleceğe ışık tutan, yön veren gençler yetiştirmektir. Öncelikli olarak öğrencilerimizin akademik gelişiminin yanında onların sosyal, sportif ve kültürel yönlerini ortaya çıkarıp değerlendirmeyi, vatanına, bayrağına ve milletine bağlı, inançlı, inancını yaşayan ve yaşatan nesilleri eğitmeyi ve topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Mustafa Bey, öğrencilerinizi yurt dışına gönderdiğinizden bahsettiniz. Hangi ülkelere, hangi projeler kapsamında öğrencilerinizi göndermektesiniz? Çok sayıda Avrupa ülkesini öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, şahsen benim de içinde bulunduğum projelerimiz olmuştur. Yunanistan, Macaristan, Romanya, Almanya, İspanya, Finlandiya, Letonya gibi ülkelerde proje kapsamında bulunduk. Öğrencilerimizin genel kültürü, tarihi, tabii, coğrafi güzellikleri görme bakımından Avrupa'nın değişik ülkelerini tanıma fırsatları oldu. Bu da geleceğe yön verme adına çocuklarımız için bir birikim olmuştur. Eğitimde deneyimli kadrosuyla çeyrek asrı geride bırakan, eğitimin amacını bilen ve yön veren bir okulda öğrencilerimize hizmet sunmaktayız. Özel Başak Koleji olarak eğitimde hedeflediğiniz, ulaşmak istediğiniz yer neresidir? Daha önce de sohbet arasında söylediğim gibi yetiştirdiğimiz öğrencilerin bu ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması noktasında katkılarını görebilmektir. Ve nitekim bugün iş hayatında, siyasette ve devlet bürokrasisinde çocuklarımızın geldiği yerler bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Şu anda TÜKSAT'ta, efendim, TÜBİTAK'ta görev yapan öğrencilerimiz vardır. Bu da bizi mutlu etmektedir. Öğrencilerimizin verimli bir eğitim öğretim ortamına ulaşabilmeleri için çalışma arkadaşlarımız olan öğretmenlerimizin potansiyellerini ortaya çıkartabilecekleri ekip ruhuna önem veren bir okuluz. Mustafa Bey, sizi diğer eğitim kurumlarından ayıran temel özellikleriniz nelerdir? Öncelikli olarak bir öğretmen kuruluşu oluşumuz. İkincisi, 30 yıllık bir tecrübemiz. Üçüncüsü diyebileceğimiz yabancı dilimizin olmazsa olmazı. Bir kere kurumumuzdan mezun olan çocuklarımız yabancı dil konusunda bir üst kurumlarda asla yabancılık çekmedikleri gibi yabancı dil eğitim veren kurumlarında sıkıntı çekmeden eğitim öğretimlerine devam edebilmektedir. Manevi değerlere haiz olması da yine bizim tercih sebeplerimizden birisidir öğrencilerimizin. Yapmış olduğumuz bu keyifli sohbetin sonuna yaklaşırken son olarak velilere ve öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Çağın gereklerine haiz bir toplum olabilme adına kendilerini sürekli araştırmaya, proje kapsamında değişik projelere katılmaya yönlendiriyoruz çocuklarımızı. Velilerimize de bunu diyoruz. Durağanlık yok. Çünkü sürekli gelişim var, sürekli değişim var. Değişim olmadan gelişim olmayacağını bilmelerini tavsiye ediyoruz, söylüyoruz.